Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, kadim gezegen serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz hala diğer arkadaşlar uzaya gitmek için bekliyoruz. Ben bu arada biliyorsunuz End'e gittik geldik. Şu Ender Query'yi yaptım. Lakin ki bu Ender Query enerjiyi içiyor arkadaşlar. Tesseract'la bağladım. Enerjimizi içiyor. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Bol bol da malzememiz oldu. Şimdi buna çözüm için biz de şu reaktör görevlerini tamamlayalım. Şu alt kata hop. Yapma yapma. Şuraya bir reaktör kuralım arkadaşlar. Şimdi şurada bir alan açayım. 1 2 rıt 2 3 Kaz oğlum. Kaz oğlum. Şimdi şuraya bir reaktör yapalım arkadaşlar. Biz de reaktörümüzü çalıştıralım. Buradan aldığımız enerjiyle Zamazingo'yu çalıştıralım. Bunu ne kadar büyük yapmışım ben ya. Neyse biraz büyük olsun reaktör. Biraz sağlam olsun. Şimdi reaktör için bizim neye ihtiyacımız var? Yellorium'a ihtiyacımız var. Yellorium'umuz bol bol var. Ondan dolayı sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Grafite'a ihtiyacımız var. Kömürümüz de olması lazım. Şimdi bunu biraz daha mı derin kazsak? Üstündeki reaktör rodlara erişebilmek için. Aynen. Biraz daha derin kazabiliriz bence. De grafite. Arkadaşım. Kırıl işte. Uğraştırma beni. Şimdi 5'e 5 yapsak. 5 yüksekliğinde 1, 2, 3, 4. Ama reaktör rodlar kısa olur. 2 birim daha kazalım ya. Hatta 3 birim daha kazalım. Rahat rahat ulaşalım arkadaşlar. Reaktöre. Yani çok da büyük bir reaktör olmayacak. Lakin enerji üretimi için ihtiyacımız var. Olamaz. Gravel çıktı. Hiç sevmiyorum. Böyle olduğumu hiç sevmiyorum. Şuradan. 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 Arkadaş yine mi gravel? Blok. Lagı oldu bir anda. Kırıl. Kırıl. Şimdi şöyle üstten alalım. Seni de alalım. Gravel arkadaşları temizleyeceğiz. Şöyle. Arkadaşım ne kadar dandik bir yere çıktın sen ya. Şimdi arkadaş beni vallahi kızdırdı. Şöyle bir alalım. Siz bir gidin. Siz bir gidin. Reaktörün yerini bir kazabilsem. Ya hiç etrafını falan taş bırakacağım arkadaşlar. Kaplamayacağım. Şimdi şuradan bir indir. Heh, süper. Şimdi konuş ya. Sen bir uç. 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 Orası kalsın. Sen bir uç. Sen bir git. Siz bir gidin. Şimdi şuraları falan da bir dolduralım arkadaşlar. Reaktör yapımımıza başlayalım. Arkadaşlar ne kadar garip oldu ya. Şimdi ne var? Blok var elimde. Şöyle şuraları bir kapat bakayım böyle en azından buralar çirkin görünmesin. Sen git. Seni de bir kazalım. Şimdi şöyle 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 şöyle. Tamam. Şurayı da. Şöyle 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 tamam. Tamam reaktör çukurumuz hazır. Şimdi ben buraya bir tane 64'lük furnace jeneratör de yaptım ama dediğim gibi şey query çalıştığı zaman kesinlikle yetmiyor arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum ama şimdi bizim bol bol grafite yapmamız lazım. Grafite için şuradan biraz kömür çalsak olur herhalde. Ve bu kömürleri şuna atsak pişer mi? Aynen burada pişecek. Süper. Hatta şuradan biraz daha kömür çalayım.
Şunların içini hızlı bir şekilde doldurayım ki şeyde beklemeyelim. Aynen. Grafaytlar pişmeye başladı. Şu stone'ları da şuradan bir al. Şeyimiz var mı ya bizim? Draw'umuz. Ok, dolot, dolot. Şundan bir tane daha yapsam ya bana. Şunları bir at. Şunu da bir at. Şimdi şuraya grafaytları gönderir misin bana? Gönderirsin herhalde. Gelmeye başladı. Süper. Grafaytlarımız da geliyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim bir tane öncelikle grafaytları falan almamız lazım. Tabi. Tabi. Şöyle bir tek şundan. Yani yellowium'umuz bayağı var. Bayağı dedim, bayağı var. Şunlardan da biraz alalım. Bir inşaata başlayalım. Şimdi siz buraya, sen buraya. Tamam. Şimdi reaktör. Şimdi bir tane reaktör controller'a her zaman ihtiyacımız olacak. Bunun için biraz bizim casing'e ihtiyacımız olacak. Casing için bol bol grafite ihtiyacımız olacak. Şimdi öncelikle şu tamam. Şimdi bir tane kontrol. Bir tane power tap. Güzel. Başka ne lazım? Ondan sonra reaktör access port. Bundan iki tane yapalım. Elektriği oradan çıkartacağız. Onda da sıkıntımız yok. Şimdilik tamam herhalde. Bir bakayım şöyle görevleri aynen. Reaktör. Sen niye buradasın? Ha. Fuel rod yapacağız. Reaktör kontrol rod yapacağız. Şunları da bir yapalım. Yapalım ki görevden ilerleyelim. Şimdi reaktör kontrol rod. Grafite. Grafite. Şöyle iki stack daha pişmiş. Bunları da bir alalım. Şöyle şöyle. Reaktör. Şimdi bir tane kontrol rod. Yellowium fuel rod. Şundan da 2-3 tane yapalım. Bir görevi tamamlayalım. Çünkü ikinci görevde daha büyüğünü isteyecek. Aynen. Claim revert. Şimdi geldik buraya. Reaktör casing. Sen bir git. Sen bir git. En fazla buna ihtiyacımız var. Reaktör casing. Lakin bunun için de bol bol grafite ihtiyacımız olacak. Sen de bir gel. Görev tamam mı? Hop. Aynen. Uyuyalım. Görev tamam mıdır ona bakacaktım. Uyku vakti oldu. Ortaya çıktı. Şimdi bu tamam. Reaktör glass yapacağız. Reaktör kontrol rod'dan 5 tane lazım. Şimdi reaktör kontrol rod. Grafite. Grafite. 2 stack daha olmuş. Şimdi sen şöyle. Ayda. Ne bitti? Control rod. Casing bitti. Niye? Casingler burada işte. Al sana atayım. Beni heyecanlandırıyorsun boşu boşuna. Senden 5 tane 6 tane yapalım. Şimdi ne lazımdı? Fuel rod. Fuel rod'dan 25 tane istiyor. Biz şöyle bir yapalım. Tamamdır. Reaktör glass. Aslında reaktör glass'a çok ihtiyacımız yok. Lakin ki istiyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bizim biraz daha casing'e ihtiyacımız var. Şimdi ondan sonra reaktör glass. 20 mi? Cam yok mu bizde ya? Ayda. Şimdi sent. Biraz sent alalım. Şurada ekmekler var. Acaba bu camlar işimize yarar mı? Furnace mod.
Aynen işimize yarayacak. Şunu da bir al. Furnace mod. Şimdi. Sand. Şimdi şuraya da biraz atalım. Furnace only. Tamamdır. Şuna da biraz atalım. Çıkan camları toplayalım. Şu. Şu. Tamam. Şöyle bir 25 tane daha. Arkadaş bizim nasıl camımız olmaz ya? 21 64. Güzel. Kaç oldu? 96 tane ihtiyacımız var. Oy. Saçma. Bırak ben reaktörümü yapayım arkadaşım. Niye sen beni uğraştırıyorsun? Casing mi bitti? Hemen grafitleri de getirelim. Hatta şu grafiti kitlesek daha iyi alabiliriz sandığını. Şimdi 5 stack daha olmuş. Fena değil. Oğlum at işte içine. At at. Şimdi gitti. Reactor glass. Yap biraz daha. Tamam mı artık? Hadi. Sıkıldım. Aynen. Bucket of Resonant Enders. Sana geleceğim. Sana şu anda gerek yok. Şimdi bana casingleri ver bakayım sen bir. Hatta şunu da ver. Hatta biraz daha casing yap. Ben reaktörümü kurayım. Tamamdır. Şimdi reaktörü aşağı kuracağız. Bakalım kaç roadluk alan çıkacak. Şimdi şöyle bir geriden kursak. Aynen. Şurayı da kapatsak. Bizim baya 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 malzemeye ihtiyacımız olur. Şimdi zemini komple kaplayacağız. Bundan zaten kaçışımız yok. Şöyle. Şöyle. Şimdi üstten 2 birim boşluk kalsa bize yetecek. 1, 2. Şu değil. Şuradan. Aynen. Güzel. Şimdi arkalarda görünmeyeceği için şöyle yamuk bir reaktör olacak ama şuradan mı? Tamamdır. Ön tarafına artık reaktör glass'ımız çok var. Onlarla kaplarız. Şimdi casing var mı elimizde? Var. Güzel. Güzel. Bu reaktörü bence bu bölümde çalıştırırız arkadaşlar. Tamamdır. Şuraları da bir dolduralım. Hatta şuradan bir başlayalım. Burası da tamamdır. Şimdi bunun ısınması benim için o kadar dert değil. Isınsın. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki işimi görsün. Şimdi aynı şekilde şuradan da bir çekelim. Dur kardeşim dur. Dur. Hop şuradan bir malzememizi alalım. Şimdi ne lazım bize? Şöyle biraz da grafite alayım. Şimdi bize fuel rodlar lazım. Öncelikle bir onları ölçelim. Fuel rod. Tabii bu yetmeyecektir. Yapabilirsek şöyle bir stack daha yapalım.
kontrol rotlarında kaç tane olması gerektiğini anlayacağız. Böylelikle şimdi kenarlarını boş bıraksak mı? Yok ya, kenarlarına boş bırakmayacağım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane. Güzel. 25 tane kontrol rota ihtiyacımız olacak. Tamam. Şimdi şunları da bir tamamlayalım. Bu inşaat da biraz sürecek. Şimdi hatta şöyle azıcık uç. Heh. Yalnız bu da yetmeyecek. Birkaç stek daha şu fire rotlardan yapmak lazım. Şunu yükselt. Tamamdır. Güzel. Bir stek daha yapsak, hatta iki stek daha mı yapsak? Bir stek daha yeter herhalde. Fuel rot. Şimdi şöyle bir stek daha yaptık. Şu kontrol rotlarımızı da alalım. Kontrol rot 7 tane varmış. Şimdi 25 tane lazımsa 18 tane daha mı yapacağız? Bir tane daha, tamam. Şimdi şu reaktör glasslarımızı alalım. Bunları da önünde kullanırız. Şimdi power tap'imiz, kontrolümüz. Bunlar da bir gelsin. Yavaş yavaş artık şeyi tamamlayalım. Şurası. Biliyorsunuz Yasin'in canlı yayınında yapmıştık ona bir tane ufak. Biz de şimdi enerji yetmediği için, hem de görev olduğu için şunu bir tamamlayalım. Tamam. Şimdi 25 tane kontrol rod. Şimdi 1, 2, 3... Buradan bayağı bir enerji çıkartmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tamamdır. Sen bir kal. Şimdi bunları buraya koysam ama olur herhalde. Daha önce hiç denemedim ama şuraya bir controller. Şuraya bir access port, şuraya da bir çıkış, ama kontrolleri buraya değil, buraya power tap'i koyalım, enerji kablosuna yakın olsun. Aynen. Kontrolleri da şuraya koyalım. Getir bakayım reaktör glassları. Şöyle. Hop. Sakin. Sakin ol. Tamamdır. Peki üstlerini glass'la kapatabilir miyim? Ay ama. Yeter mi? Yeter, yeter. Eğer bu da kabul ise arkadaşın, reaktör gayet güzel çalışacak. Evet, şu anda reaktörümüz hazır. Şimdi bize ne lazım? Bize biraz sandık, biraz kablo, biraz bol bol malzeme lazım.
Şimdi şunları bir at. Şuradaki bir Gellorium'ları bir alalım. Bunları bir bloğa çevirelim. Şimdi bayağı çıktı. Hatta sen de gel. Şimdi iki tane sandık lazım bize. Chest. Güzel. İki tane dedim. Tonla verdim. Condit lazım. Condit de geldi. Başka ne lazım? Şu anda başka bir de şey lazım. Kablo. Elektriği aktarmak için şu Ender Energy Conduit'lerden kullanalım. Hatta aşağı inmek için şey mi yapsak? Dur. Şu arkadaşı bir kıralım. Sen bir dur kardeşim. Seni şuradan bir alalım. Gelin buraya. Heh. Gerekirse bunu daha sonra kurarız. Şimdi Yellorium'lar burada. Şimdi şuraya bir sandık. Şuraya bir sandık koyacağım. İleride gerekirse bu sandıkları büyütürüz. Şunlara birer conduit. Şimdi bu taraf çıkan yakıtı dışarı atsın. Output olsun. O yüzden burası extract. Bu tarafı da insert. Bu taraf extract. Bu taraf insert. Şuradan bir yakıt dolduralım. Güzel. Hop. Şunları da bir atalım. Şimdi elektriği şuradan çıkarmamız lazım. Power tap'i. Dıt dıt. Ve bizim buraya iniş çıkış yapmak için bir tane şeye ihtiyacımız var bence. Asansöre. Bir tane şuradan. Bunun tam üstü. Şurası mı? Tamamdır. Hemen gidelim şu elevator bloklarımızı da yapalım. Şimdi nerede bizim? Elevator. 1, 2. Sen bir dur. Sen bir gel. Hadi oğlum reaktörü ateşleyeceğiz hadi. Şimdi şurası. Hop. Şurası. Şu kırdığımız yeri kapatalım yalnız. Şöyle. Marble yok mu ya? Nereye attık marble'ları? Şimdi marble. Yanılmıyorsam şu. Şöyle bir kapat. Aha da şurayı da bir kapat. Şimdi arkadaşlar ben size göstereceğim. Reaktör niye verimsiz? Şimdi bu ne tıkıyor şu anda? Aynen. Hop şöyle bir açalım. Hatta şuradan biraz redstone blok alalım. Bu redstone blokları aşağı gönderelim. Şimdilik. İçindekiler boşalsın. Şöyle bir atalım. Şimdi göstereceğim size niye bu koca reaktörü yaptığımızın nedenini. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda enerji gelip gidiyor, gelip gidiyor, gelip gidiyor. Reaktör tam kapasiteyle çalışmadığı için şu anda şeylerin içine dolu olan enerjileri emiyor. Dinamoların içinde dolu olan enerjileri emiyor. Şunu da bir genişlet bana. Input output'u görelim. Şeyin içindekiler bittiği zaman yan basacak reaktör. Çalışmayacak. Yani bu azalmaya başlayacak. Bitiyor mu içindeki enerjiler? Şey mi çalışmıyor? Neydi onun adı? Query çalışmıyor mu? Hemen bu yanın query'yi de bir kontrol edelim. Sonra reaktörümüzü ateşleyeceğiz. Arkadaşlar yanıyor.
Aynen şu anda query çalışıyor. Speed upgrade'i de var. Ay daha enerji yetecek mi? Demin oyuna girdiğimde sıfırlamıştı. Ne üretiyor ki ekstradan? Aynen şu anda output gördüğünüz gibi artmaya başladı. Enerji düşmeye başladı. İşte bu kötü. Şimdi reaktörümüze bağlayalım bunu. Kablomuzu şuradan. Ver yukarı. Ver yukarı. Bir kablo eksik kalırmış. Şöyle bir bağlayalım. Tamamdır. Şu anda kabloda enerji kalmadı. Şuradan artık çalıştır bakayım. Oo. Tonlarca RF şu anda 22.000'e falan çıktı. Aynen şu anda enerjimiz gayet yeterli. Hatta şunları biraz kısabiliriz. Nasıl yapıyorduk bunu? Shift'le. CTRL ile mi? Aynen. Şöyle bir kapasiteyi de düşürmüş oluruz. Hepsi %60'a düştü. Üretim ne yaptı? Üretim hala yüksek. O zaman biraz daha düşürelim. Şöyle %80'e düşürelim. Hani 14K'ya falan düştü. Hatta sıcaklığı falan da düştü. Gayet güzel. Bu bizi bayağı götürür arkadaşlar. Yani bu reaktör açtığımız zaman zaten gücünü fullediğimiz zaman baya baya işimizi görür. Şu anda da zaten input output ile ilgili bir sıkıntısı yok. Gayet de güzel üretimi yapıyor. Lavlarımıza dolacaktır. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.